Nevşehir'de asgari ücretlilerin beklediği süreç pazartesi günden itibaren başlıyor. Nevşehir'de asgari ücretli çalışanların gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı ilk toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili 31 Aralık'a kadar resmi gazetede yayınlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Pazartesi süreci başlatacağız. Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizlerle paylaşacağız ifadelerini kullandı. Asgari ücret görüşmelerinin ne zaman sonuçlanacağı konusunda Bakan Işıkhan, komisyonun çalışmasına bağlı teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor. Erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar resmi gazetede yayınlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi Türk İş ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak. İlkemiz her zamanki gibi siz de biliyorsunuz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek dedi. İşveren desteğiyle ilgili de Bakan Işıkhan konunun komisyonda değerlendirileceğini söyledi. Gelecek yılda asgari ücrete ara zam olmayacağını yineleyen Işıkhan tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere çok zorunlu koşullarda örneğin deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrete ikinci zam yaptık değerlendirmesinde bulundu.